Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar trend çizgisi grafiğimizi açıyoruz. Bu günlük grafik. Son durum nedir? Bakın kırmızı çizgimiz vardı biliyorsunuz. Dün üzerine bayağı bir attıydık. Sonra bir daha bir geri çekilme oldu. Tekrar altında kapattık. Kırmızının altında kapattık. Üzerinde bir türlü iki tane günlük kapanış gerçekleşmiyor. Ve arkadaşlar neydi bu kırmızı çizgi? İşimi oku bulutunun kırmızı ortalamasıydı. Şuradaki. Hani buna da bir süre bir değindik. Az sonra bir daha geleyim buraya. Yani o kırmızı çizgiden bahsediyorum. Üzerinde bizim günlük kapanışlar yapmamız gerekiyordu. 2 tane günlük kapanış arkadaşlar. Ve bir tanesinden öteye gidemiyoruz. Ve şu an geri çekilme var. Arkadaşlar 44 bin dolar önemli destek. Orası önemli destek. 44 bin altında 4 saatlik kapanışlar bizi tekrar 42 bin 400 götürebilir. Yani yükseliş için öncelikle 48.300 üzerinde günlük kapanış yapmamız gerekiyor. Yoksa burada zigzag formasyonu var. Yani şu şekilde şöyle bir düşüş gelebilir diyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bizim bu son tepeyi kırmamız lazım ki hani şuradaki negatif görüntü kaybolsun. Yani tren çizgilerimizde durum bu arkadaşlar. Şimdi indikatörlerimize bakalım. Mesela işimi okuyu açalım. Biliyorsunuz birkaç gündür diyorum işimi okunun bulutu var. Bulut'un üst çizgisi 45 bin dolar bandında. Orası önemli destek yani bu düşüşlerde oradan destek aldığını görüyoruz. Diğer taraftan da kırmızının altında kapattık ve mavinin de altına gittik arkadaşlar. Bu da güzel değil. Hani altında günlük kapanışlar hoş olmayabilir. Şu çizgileri bir daha kaldırayım bir. Pardon arkadaşlar. Şu şekilde. Yani gördüğünüz gibi bakın işimi okurun bulutundan destek alıyoruz. 44 bin dolar demiştik demin. Mor çizgimiz. Altında 4 saat kapanış geldi diyelim. Günlük kapanış geldi. Bulutun da içine girmiş oluruz. Hem alçalan dip yaparız burada. Hem bulutun içine gireriz. Bir potansiyel olarak bulutun alt çizgisine kadar 40 bin dolarlara kadar bile düşüş gelebilir öyle bir durumda. Şöyle bakınca mümkün görünüyor arkadaşlar. Ama bulutun üstüne tutunursak biz kaldığımız yerden devam ederiz. Yani bulut bazına önemli yerden destek aldık. Şimdi arkadaşlar hareketli ortalamalara bakalım. Dün de dedim uzun bir video olacak. Detaylı değineceğiz. Önce kısa vadesine bakıyoruz. Az sonra da haftalık kapanışlar nasıl gelmiş buna bakacağız. Hareketli ortalamaları açalım. 4 saatliği açalım. Bakın dün 4 saatlikte MA 200 üstünde olduğumuzu söyledim. Yani daha sonra sert düşüşler gelmiş arkadaşlar. Bakın son ortalamayı da kırmış. Bu güzel değil. Günlük grafiğe bakıyoruz. Bakın günlükte de MA 55'ten destek aldık. Oran altı boş arkadaşlar. Yani 44 bin dolar altında 4 saat kapanış gelirse ne diyorduk demin 40 bin lira düşme riski var. Burada da MA200 ortalaması var arkadaşlar. Bak 41.800 Son olarak da MA yüzümüz var. Orası da 40 bin 600 bölgesinde. 40 bin 700 bölgesinde. Yani e, biz 44 bin dolar altına kapattığımız vakit otomatikman hedeflerimiz bunlar olabilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bollinger bandına bakıyoruz. Günlükte ee, şöyle göstereyim size. MA20'yi kırmıştık. Üstüne bir tane gün kapattık. Bakın. Diğer gün altında. Bütün ortalamalar kırmıştık arkadaşlar. Günlükte tekrar altında kapattık. Bunda tabii ki dolar endeksinin yükselişi de ee, büyük bir etken diye düşünüyorum. Oraya da değiniriz az sonra. Ama şimdi Bitcoin'le devam edelim. Yani günlük bazda önemli ortalamaya düştük. Bulutun üst çizgisine düştük. Yani çok önemli destek bölgesi bura. Son olarak alçalan dip yapmamız lazım arkadaşlar. O da 44 bin doların altı oluyor. Oranın altında günlük kapanış özellikle çok tehlikeli. 4 saat kapanışsa bir düşüş sinyali olabilir. Yani hareketli ortalama bazında durumlar bu arkadaşlar. Şimdi ee, maddiye gelelim bir. Makdi size bahsettim arkadaşlar sıfır seviyesinden destek almıştı makdi tamam mı en son 42 binlere düştüydük tam oradan döndük şimdi yeniden sıfır seviyesini test ediyor yani arkadaşlar şöyle bakınca bu sıfır seviyesinin üzerinde yükseliş geliyor altındaysak da düşüş geliyor bak yani bizim sıfır seviyesinin altında günlük kapanışlar yapmamamız lazım. Momentum yukarı doğru giderken yeniden aşağıya gitmeye başladı. Yani bu çubuklar kısalıyordu tekrar uzamaya başladı. Dünlük kapanış henüz gelmedi. Yani bu vaziyette gelirse arkadaşlar o da güzel olmayabilir. Yani şu iki ortalama sıfırın altına düşerse o da tehlike sinyalidir bana göre. Yani maddi de durumlar bu arkadaşlar. Şimdi ee, bir büyük resimden bakalım haftalık grafiği alalım haftalık kapanış nasıl gelmiş? İndikatörler bize ne söylüyor? Şimdi arkadaşlar maddiye bakıyoruz. Çubukların kısaldığını görüyoruz. Bu da güzel değil. Yani yükseliş için bizim yükselen çubuklar yapmamız lazım. Yeşil renk. Yani haftalık maddi güzel kapatmamış. Bunu görüyoruz. Diğerine gelelim. EMA Ribbon. Bu arada EMA Ribbon'ın günlük grafiğini de açmak istiyorum size. Bakın günlükte de tekrar alt çizgisine düştük. Orada önemli destek biliyorsunuz. Üzerinde tutunuyorduk. Çok güzel tutunuyorduk. Bakın haftayı da fena kapatmadık. Ama direktman düşüş getirdiler sabaha karşı. Yani bir de bu IMEI ribbon'ın sarı renkli çizgisi var. Günlükte onun bulunduğu seviyede 41.800 seviyesinde. Neyse haftalık kapanışına bakıyoruz. Hala çizgilerin üzerindeyiz. Olumludur negatif değildir. En üst çizgimiz 43.870'de arkadaşlar. Yani bir iğne gelip tekrar 44 bin üzerine atıp yoluna devam edebilir. Eğer düşecekse tabii ki. Yani teknik olaraksa şöyle bakınca haftalıkta kötü durmuyor arkadaşlar. Yeme ribbon'da haftalık kapanış normal. Diğerine gelelim arkadaşlar. Bir hareketli ortalamalara bakalım. Bakın hareketli ortalama bazında da güzel. Yeşil mumla kapattık. Ortalamaların üzerinde kapattık. Bizim son kalemiz neydi? Bollinger orta bandı arkadaşlar. O da eğimi verdi. Nereye kadar eğim verdi? 40.600 e, arkadaşlar. Bakın her hafta düşüyor fark ettiyseniz. E, 42.500'ü baz alıyorduk. Şimdi 40.600'ü baz alıyoruz. Ama bunu ben daha önce söyledim. Her hafta bu eğim verecek aşağıya. Ve biz oranın altına hafta kapatmadıkça hani negatif senaryoyu düşünmüyoruz. Niye? İşte ma üzerinde teknik olarak Boğa bakın altındaysa ayı O şekilde bakın burada üzerinde kapattı yükseldi. Altında kapattı düşüş trenine gitti. Üzerinde kapattı yükseldi vesaire derken onu baz alıyoruz. Ne ayırmı altında hafta kapatırsa sıkıntı. Geçen hafta bir teklifte bulundum size. Dedim arkadaşlar sepeti satalım istiyorsanız. Yüzde beş zararımız var dedim. Oylamaya sundum vesaire. İnsanlar tutalım dedi. Tamam tuttuk arkadaşlar. Bakın şu an zararımız artıyor mesela. Ve şu MA20'ye giderse altında da hafta kaparsa zararımız daha da artacak. Bunun uyarılarını hep yaptım size arkadaşlar. Eğer buna hazırsanız e, sabredeceksiniz. Yani sabredeceğiz. Zararı göze aldık. Hani dileyen gene satar. Her şey toparlanınca bir daha alır. Karar tamamen sizindir. Ama bu MA20'nin bulunduğu seviye 40.600 seviyesine kadar geriledi arkadaşlar. Bakayım. Evet 40.600'e kadar geriledi. Yani oraya düşerse %10'luk düşüş gelir. Alt gönlerde bir %15-20'lik düşüş gelebilir. Eğer oraya düşeceksek. Bunun için önce 44.000 doların kırılması gerekiyor. Bunu da söyledik. Şimdi arkadaşlar Bollinger bandı bazında durum bu. Bir de şey vardı. Üst bandımız vardı bizim biliyorsunuz. O da eğim verdi arkadaşlar. Ne diyorduk? Süper Trend'in kavuşacak bunlar değil mi? Böyle açayım süper trendi de. Bakın süper trend üst çizgimiz. Orası önemliydi. Orayı hedefliyorduk biz aslında. Hani oradan bir satış gelebilir derken. Oraya daha varmadan satış geldi arkadaşlar. Onun da sebebini buldum. Hemen değineceğim. Önce şurayı bitireyim arkadaşlar. Orası önemli. Bollinger bandının üst bandı da şu an süper trendde tam paralel. Yani olur ya bir tepki, bir yükseliş geldi mi bir daha? Oralar önemli direnç. Hem Bollinger üst bandı hem de süper trendin sel çizgisi. 54.000 bandıdır arkadaşlar. 54.500 54.000 o bölgeler süper trendin üst çizgisidir. Yani bizim haftalıkta bay yazısını görmemiz lazım biliyorsunuz. Niye? İşte bay oldu mu? Yükselişsel oldu mu? Düşüş. Bu sel çizgisi önemli direnç. Sele gidince satış yeme potansiyeli var. Sel çizgisini kırınca bay verir. Ondan sonra yükseliş başlar. O şekilde arkadaşlar. Yani e, orada da durumlar değişmedi. Sadece bollinger üst bandımız artık süper trende tam paralel gidiyor arkadaşlar. Bu bilgiyi vermek istedim. Diğer taraftan da bakın. Şimdi göstereceğim şey nedir biliyor musunuz? CME, e, CME Futures arkadaşlar. Yani Orada biliyorsunuz gap'lar oluşur. Bitcoin'daki gap'ler oradan oluşur. Hemen açıyorum. O grafiği açacağım size arkadaşlar. Bakın orada bir detay var mesela. Şimdi oradan bakınca ne görüyoruz? Sel çizgisinden satış yemiz, yemişiz biz geçenlerde. Yani bu grafikte sel çizgisine ulaşmışız. Ondan sonra satış yemişiz. Yani bakalım hangisi çalışacak? Bu grafik mi çalışacak? Diğeri mi çalışacak? Eğer diğeri çalışacaksa bir 54 bin hata görmemiz lazım. Bu çalışacaksa arkadaşlar bakacağız artık M20 kırılıyor mu kırılmıyor mu ona bakacağız. Haftalık Bollinger orta bandı kırılıyor mu? Yeniden çöküş mü başlayacak? Yani e, o yüzden düştü diye düşünüyorum. Hani burayı takip etmediydik biz ama e, takip etsek olurmuş aslında. Hani sel çizgisine gelmiş burada oradan satış yemiş. Ve bu grafikte biliyorsunuz geplerimiz mevcut. Yani şu göstereyim arkadaşlar. Şimdiye kadar oluşan gap'ler. 32.800'de var. Bu haftalık grafik haftalık gap. Ondan sonra 23.800'lerde var. 18.500'lerde var. Şöyle günlük grafiği açayım hatta. Bu arada süper trendin günlük bazdaki bay çizgisi de 42.100 dolar. Orada da desteğimiz var. Devam edelim. Bakın arkadaşlar bunlar hep boşluklardır. Grafiklerdeki oluşan. En son şurada bir boşluğumuz vardı. Son yükselişte orayı doldurmuşuz arkadaşlar. Bir tane de yukarıda kaldı. 60.365'te orada da bir gap var. Nedir bu gap? Boşluktur arkadaşlar. Grafiklerde boşluk oluşur. Bir gün fiyat doldurmak ister orayı. Kesin mi doldurur? Tabii ki hayır arkadaşlar. Kesin bir şey yok. E, doldurulmayan gepler var zaten geçmişten kalan. Neyse gördüğünüz gibi şurada bir boşluğumuz var bizim. Orası da 32.800. Eğer haftalık MA20 altında, haftalık kapanışlar gelirse 40.600 altında o zaman bu senaryolar devreye girebilir arkadaşlar. Onu da dikkate almak lazım. Diğer gap'imiz bakın şurada, şuradaki boşluk 23.820. Şuradaki boşluk arkadaşlar 18.470. Bakın daha var. 9.650. Hani bunlar gaplerimizdir arkadaşlar. Bir tane de yukarıda var. 60.365. Yani eğer hepsi dolacaksa bir gün tekrar 60.365'e gitmemiz lazım. Neyse bu detaya da değinmek istedim size. Önemli olan budur. Haftalıkta biz sel çizgisine gelmişiz. Düşmüşüz arkadaşlar. Normal grafiğe bakıyoruz. Orada varmadık arkadaşlar. Bakın biz orayı hedefliyorduk. Ama diğer grafik çalıştı. Hani normal borsaların grafiği değil. CME Futures'ın grafiği çalıştı. Şimdilik. Bakalım hani burada da gider mi gitmez mi? Giderse güzel olur arkadaşlar. Giderse güzel olur tabii ki. Neyse şu Golden Cross muhabbetine girelim mi? Orada önemli. Ondan sonra haftalık kapanışa devam ederiz. Değerlendirmelere devam ederiz. Sadece Golden Cross'tan ilgili olan ortalamalar açık kalsın. MA50, MA200. Bakın arkadaşlar. Şimdi golden cross'umuz oldu. Yani dedik yani kesinlikle böyle eee al sinyali değildir. Tuzaklar kuruluyor geçmişte. Önemli olan bu ilk ortalama altında günlük kapanışlar gelmeyecek, değil mi? Şu an MA200'ün altındayız arkadaşlar. Bak, Yani 45.900 altında günlük kapanışlar sıkıntılı olabilir. Bir hemen geçmişe inelim. Bu Golden Cross sonrası ne olmaması lazım? Buraya bir bakalım. Bunu değerlendirdik daha önce ama hani o kadar bilgi veriyorum ki kafanız karışabilir. Yeniden vereyim isterim. Yeniden vereyim isterim. Bakın bu Golden Cross'ların tarihine bakalım. Şurada bir Golden Cross var. Siyah ortalamayı görüyorsunuz. Bakın kırmızı önemli değil. Kırmızının altında kapanışlar yapabiliyor. Önemli olan bu siyah. MA200. Yani Golden Cross sonrası bu siyah ortalama altını hiç gün kapatmadan yoluna devam ediyor arkadaşlar değil mi? Şurada bir tane kapatıyor bakın iki tane gün kapatıyor burada. Tekrar üzerine atmasınla yoluna devam ediyor. Bu 2013 yılı arkadaşlar 2013 yılı ve atıyorum dead cross olmuyor tekrar yönü yukarı çeviriyor görüyor musun? Burada tekrar bir kesişime doğru gidiyor. Yeniden yönü yukarı çeviriyor. Yani dead cross oluşmuyor. Yükseliş devam ediyor. Neticede bu MA200 önemli desteğimiz. Daha sonra şurada bir gold, e, cross oluşuyor. Bu sefer de tam tersi. Bu MA200'ün üzerine atmayacak diyorsunuz. Hani burada gene fake'ler atılıyor. Bakın. Neyse neticede bir daha altına gidiyor. İlk ortalamanın yeniden negatife bağlıyor arkadaşlar. Şu noktada bir dead cross daha oluşuyor. Yani fiyatın bu ortalamaların altına gitmemesi gerekiyor değil mi? eğer çalışacaksa. Yapınca da düşüş devam ediyor. Bak. Neyse burada bir daha bir golden cross oluyor. Golden cross olduğunda aslında bitcoin tepesini yapmış oluyor. Yani göreceği en yüksek yeri görüyor. 2015 yılı. Ondan sonra ne oluyor? MA 50'nin altına gidiyor. MA 200'ün de altına gidiyor. Düşüşlerinleşiyor Bak bu golden cross sonrası oluşan bir şey. Şimdi golden cross var diye coşanlar oluyor tabii haklılar. Normalde güzel bir sinyal ama her zaman çalışmıyor. Bakın burayı gösteriyorum. Golden Crossken 316 dolar nereye düşüyor arkadaşlar? 200 dolar. Yani 160 dolarlık düşüş yapıyor. Neredeyse yarı yarıya düşüyor Bitcoin. Daha sonra burada dead cross oluşuyor. O esnada dip yapılıyor. Tam tersi. Yeniden bu iki ortalamaların üzerine çıkıyoruz. Golden cross geliyor. Ondan sonra yükseliş başlıyor arkadaşlar. Bu siyah ortalama bir daha kırılmıyor. Bak iğne değil kapanış yapmıyor. Kapanış yapmadıkça da yükseliş devam ediyor. Bak. İlk burada bir sinyal veri uyarı sinyali. Ondan sonra ay piyasasına giriyor. Burada dead cross. Dead cross düşüş bekliyorsun. Gene yükseliyor. Bir sefer MA200 direnç haline geliyor. Bak. Kıramıyor düşüyor. Kıramıyor düşüyor. Bir buçuk yıl boyunca düşüyor örnek vereyim. Ee, daha sonra burada tekrar üzerine atıyor bir ortalamanın. Golden Cross gerçekleşiyor. Yükseliş başlıyor. Burada tekrar altında kapatıyor. Ondan sonra yeniden düşüş trendi başlıyor. Bak. Şurada bir Golden Cross var. Bakın şurada bir Golden Cross var. O Golden Cross olduğunda Bitcoin 10 bin dolar seviyesinde. Nereye düşüyor biliyor musunuz? 3900 dolara düşüyor. Mart 2020 korona krizi pandemi ilan ediliyor arkadaşlar. Resmen e, kabul görüyor ve piyasalar çöküyor. Yani arkadaşlar bu, bu, ortalamaların altından gitmeyeceğiz biz değil mi? Onu anlıyoruz. Golden Cross tornası da 10 bin dolardan 3.900 dolara düşüşler gelebiliyormuş. Neyse tekrar toparlıyor. Burada bir Golden Cross daha. Son e, Golden Cross'umuz da bu. Ondan sonra da yükseliş başlıyor. Siyah ortalama hiçbir zaman kırılmıyor. Ta ki buraya kadar. Ondan sonra görüyorsunuz süreci zaten. Şimdi yeniden Golden Cross uçuyor muyuz? Bilmiyorum. Niye? Geçmişte e, görüyorsunuz arkadaşlar. Ta 10.000 dolar da Golden Cross oluyor. 3.900 dolara düşüyor. Ve anlıyoruz ki bu iki ortalamanın altında takılmamamız gerekiyor bizim. Yani bizim acilen Acilen arkadaş şöyle 47 binlerin üzerine atıp günlük kapanışlar yapmamız lazım ki bu ortalamalar bizim altımızda kalsın. Görüyorsunuz. Yani bu Golden Cross olayı bu şekilde arkadaşlar. Yorumlarda görüyorum. Hocam ne düşüşü? Golden Cross geldi diyorlar. Ben düşecek de demiyorum bu arada. Hani düşüş senaryolarına değiniyorum ya. Yükseliş senaryosuna değinince de hocam ne yükseliş senaryosu ya işte FED var bilmem ne var falan dolar yükseliyor. Yani iki tarafı da tatmin edebiliyorsun yani. O yüzden arkadaş iki senaryoyu da değerlendireceğiz. Bu işler böyle yapılır. Sadece yükselecek yükselecek dersem düşerse hapı yutarım. Sadece düşecek düşecek dersem yani olmaz arkadaşlar. E, i̇ki taraflı analiz yapmamız lazım. Neyse devam edelim haftalık kapanışları derinliğine inelim. Şöyle nerelere bakabiliriz mesela ee, Golden Ratio Fibonacci'ye bakalım orada da haftalık ortalamaları var bakın buradaki mavi renkli turkuaz renkli ortalama oranında altındayız arkadaşlar bu da güzel değil yani üzerindeyken gayet iyi gidiyorduk şimdi altında seyretmeye başlıyoruz bu da güzel değil. Bu neydi? İşte günlükteki tepeyi tespit eden indikatörümüz biliyorsunuz. Orada da bir ortalama var mesela. Tam MA20 ile kesişiyor 40600 bölgesinde arkadaşlar. Son olarak 37800'de de diğer desteğimiz var şöyle bakınca. Yani düşüşlerde 44000 doları takip edeceğiz. Daha sonra 42000 bölgesini takip edeceğiz. Daha sonra da arkadaşlar 40600, son olarak 38000 bandını takip edeceğiz. Yani böyle durumlar var. Bilmeniz gerekir arkadaşlar. Hani deminki söylediğim şeyler olursa işte Golden Cross'daki ortalamaların üzerine atabilirsek, günlükte yükselen tepe yapabilirsek, yani şu şu bölgenin üzerine atabilirsek o negatif hava bozulur. Yoksa şöyle bir zikzak şeklinde bir gidiş görebiliriz arkadaşlar. Temkinli olmak lazım. Neyse diğerine gelelim. İşim Oku'nun haftalık grafiğini açmıştık. Bir daha açalım. Bakın arkadaşlar işim ortalaması da 44 bin dolar bölgesinde görüyor musunuz? Yani oralar cidden önemli destek. Ee, diğerine gelelim. Maktiye baktık haftalık bazda. Arasaya bakalım bir de. Arasay'da neyi takip ediyorduk? Biz yatay çizgimiz vardı. Orada durum ne? Şu çizgi arkadaşlar şöyle. Daha önce değindim. Bu çizgimiz arkadaşlar bizim boğa ayı çizgimiz. Üzerinde boğa altında ayı. Yani tabii fake'ler de atılabiliyor. Mesela Mart 2020 krizi işte. Burada fake var üstünde. Onun dışında tekrar üzerine atmasıyla görüyorsunuz yolumuza devam ediyoruz. Şimdi burada da mı fake var? Aynı buradaki gibi. İzleyip göreceğiz. Yani ne anlıyoruz? 53 seviyesinin altına haftalık kapanış gelmeyecek Arasay'da. Şimdilik gelmiş mi? Gelmemiş. Yani bir hafta yolumuz var en azından bu Arasay'ı baz alacaksak. Arasay'da durum bu. Sküz momentum'e gidelim. Bakın haftalıkta e, bu güzel. Yeşil yakmışız. Yeniden yeşil yakmışız. Bunu da ilk kez yapıyoruz. Yani şu son mum yoktu. Haftalık kapanış. Geldi bugün oluştu bu sonlu. Ondan önce ilk kez yeşilden kapatmışız biz. Mart 2020 dışında korona krizindeki çöküş dışında bir fake görmüyoruz arkadaşlar. Yani orada da nasıl bir süreç olmuş. İşte kapatmış yeşil yeşil yeşil. Ee, daha sonra çöküş gelmiş arkadaşlar bakın. Çöküşten önce uyarıyor. Bir tane alçalan çubuk yapıyor. Ondan sonraki hafta düşüş başlıyor. Yani burayı da takip edeceğiz. Ee, alçalan çubuk yapmaması gerekiyor. Tuzak olup olmadığını anlamak için. Squeeze momentum'de durumlar bu. Diğerine gelelim. Stokastik arasay. Arkadaşlar burada da sat sinyali gelmiş. Bakalım buradaki gibi mi olacak? Yani sat geliyor tekrar ala gidip yükselecek mi? Yoksa düşüş devam mı edecek? Yani normalde tekrar beyaz bölgenin içine girmemiz gerekiyor bizim. Haftalık grafikte yeniden ralliye girebilmemiz için diye düşünüyorum. Ya da en azından bir kesişme görmemiz lazım. Herhangi bir kesişme arkadaşlar. Yani şu an negatif kesişmiş bir yerde pozitif kesişmesi lazım. O da olumlu yansır. Haftalık stokastik arasay negatif. Bakalım başka var mı bakabileceğimiz bir şey? Başka yok arkadaşlar. Yani Bitcoin'u didik didik ettik. Durumlar bu arkadaşlar. Yani kötü şeyler de olabilir, iyi şeyler de olabilir. Ne kadar kötü olabilir değindim. Ne kadar güzel olabilir arkadaşlar. Şöyle rally gelir. Yani güzel olan o olur yani. Daha önce işte süper trend çizgimiz var. 54 bin bandı. Hani oraları takip edeceğiz yükseliş gelirse. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bekleyip göreceğiz yani. Süreç bu. Uzun vade grafiği bu. Hemen 1 iki günde sonuçlanmıyor. Bir mum bir haftadır. Bir haftadır bir, bir mum. Şimdi dominansa gelelim. Dominans hareketli. Dominans tren çizgisini kırmaya doğru gidiyor. Bakın arkadaşlar. Bu da sıkıntı. Altcoin'ler niye düşüyor? Tamam bitcoin düşüyor ama bayağı düştüler değil mi? Niye? Düşen trendin üzerine attık arkadaşlar. Dominansa bu tehlike. Bu tehlikeli. Bizim tekrardan 41.55 altında gün kapatmamız lazım. Bu olmadıkça arkadaşlar dominans düşen trendi kırmış olabilir. Daha teyidi gelmedi günlük kapanışa bakacağız. Ama arkadaşlar giderse buradan alt konular daha çok ezilir diye düşünüyorum. Yani bu tehlike ne zaman geçer 41.55 altında gün kapatacağız. Bunu görmedikçe bilin ki tehlike devam ediyor dominansta. Ve hedefinde 44'ler var gibi duruyor ilk etapta. Yani gördüğünüz gibi durumlar bu. Çok detaylı girmeyeyim buna. Ha şöyle haftalık grafiğinde göstereyim bir. Yani haftalıkta da Bollinger alt bandından destek aldık. Yeşil yaktık. Bollinger orta banda 44 seviyesinde. Orası da işaret ediyor 44'ü. Diğer tarafta siyah çizgimizde 44 seviyesinde. Yani e, dominans diyor ki alt biraz dikkatli olun diyor. Biraz dikkatli olun diyor. Şimdi şeye gelelim. Teder dominansa. O grafik biliyorsunuz önemli. Nakitte geçenleri gösteriyor. Ne kadar geçiliyor, ne kadar geçilmiyor vesaire. Bakın arkadaşlar. MA20'de satış yemiştik. Şimdi tekrar deniyoruz orayı. Diğer taraftan da Bollinger alt bandı hedefti değil mi? Orada eğim verdi. Gitgide eğim verdi. Şu an 2.50 seviyesinde. Ee, daha birkaç hafta önce 2 seviyesindeydim. Yani normalde MA20 kırıldığında alt banda düşüyor. 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 düşüyor. Bu hep böyle oluyor. Ve burada görmedik o şeyi. Bir ilk mi yaşanacak acaba? Eğer bir ilk yaşanmayacaksa bu Tether dominansın alt banda düşmesi gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Nakite geçenlerin sayısı azalıyor. Yani coinlere giriş anlamına gelir, nakitten çıkış anlamına gelir. Eğer tekrar bir retest yapacaksak MA20 375 seviyesi hedef. Şu an 337. MA20'nin üzerinde hafta kapatırsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. Hatta ben düşüneyim gerisini. Ee, i̇yi şeyler olmaz. İyi şeyler olmaz. Yani Tether dominansında da durumlar bu. Şimdi Market Cap'e bakalım. Orada durum ne? Orada da Bollinger üst bandına ulaşamadan satış yediğini görüyoruz. Yarım kalan bir iş var orada. Orada da MA20'miz 1.70 trilyon seviyesinde. Yani 300 milyar dolarlık para çıkışı olması mümkündür. Eğer düşüş gelecekse. Bora önemli arkadaşlar. Cidden önemli. Yani bakın görüyorsunuz burada da MA20 üzerinde olumlu altında olumsuz. Üzerinde olumlu bakalım altına gitmezsek olumluyuz. Yani haftalık kapanış çok mu kötü geldi? Yani aşırı kötü gelmedi arkadaşlar. Ee, şöyle bir ortalamalarına da bakalım. Hmm, açalım diğerlerini de. Bakın buradan MA 10'a dokunmamışız da. Belki dokunmak isteyebilir. 1.94 seviyesinde. Son kalesi de 1.38 trilyon dolar. Yani orayı kırdığı vakit zaten ta 900 milyara kadar altı bomboş. Yani tehlikeli. Acaba ikili tepe mi yapacak burada? İkili tepe yaparsa sıkıntı arkadaşlar. Umarım öyle bir şey olmaz. Yani haftalık kapanış net bir şey söylemiyor bize. Hani belki de rutin bir geri çekilmedir bu. Olabilir. Hani şurada da yapıyor, burada da yapıyor. Burada da yapıyor geri çekilme, burada da yapıyor. Ardından yükseliyor. Yani geri çekilme her zaman olur piyasada. Ama geri çekilmeden öteye gittiğini nasıl anlarız? Şöyle e, Bollinger orta bandı kırılırsa anlarız. 1.70 trilyon dolar, 1.7 trilyon dolar. Orayı takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Altcoin market cap'e gelelim bunları bitcoin kadar didiklemiyorum arkadaşlar. Hani bütün indikatörü baz yoksa video 2 saat sürecek. Altcoin market cap'e bakıyoruz. Arkadaşlar burada çok güzel sinyaller vardı mesela. Rekor haftalık kapanış gelmişti. Rekor aylık kapanış gelmişti. Her şey güzel gidiyordu. Ta ki bitcoin düşene kadar. Yani ne anlıyoruz? Ne olursa olsun bitcoin düştü mü her şey düşüyor arkadaşlar. Bir altcoin'in grafiği ne kadar iyi olursa olsun. Örnek vereyim Solana. Yani o da iyi düşüyor gördüğünüz gibi. Hani güçlüydü bu gidiyordu o da düştü bak. Yani e, önemli olan Bitcoin ne yapacak? Bitcoin'in ne yaptığını bilirsen altcoin'leri de çözebilirsin. Mesela her şey güzel gidiyor ama Bitcoin düşüş mesela düşüşte. Yani o zaman elindeki altcoin de tehlikeye girer. E diğer taraftan dominans da yükseliyorsa ekstra dikkat etmen lazım. Ya neticede böyle bakınca burada yükselen tepeler falan var yani. Fena durmuyor. Haftalık kapanış nasıl geldi? Normal gelmişler. Öyle kötü değil. Kırmızı mum tamam iyi bir şey değil ama hiç mi düzeltme yapmayacak bu arkadaş? Aynı demin de bahsettim. Bak burada da düzeltme var. Burada da düzeltme var. 3 tane kırmızı mum sonra yeşil yeşil gidiyor. E burada da 3. kırmızı mum belki yeşil yeşil gidecek. Burada neyi baz alacağız? Burada da 940 milyar doları baz alacağız. Oranın altında hafta kapatmayacak. Onu yaparsak altcoin'lerin piyasa hacmi düşer arkadaşlar. Altcoin'lerde de düşüşler gelebilir. Yani durumlar bu. Şimdi dolar endeksine bakalım. Asıl önemli konuya gelelim. <laughs> arkadaşlar dolar endeksi haftalık MA20'yi kırdıktan sonra baya bir yatay gitti. Şimdi yönü yukarı çevirdi. Öncelikle haftalık bazda 91 altında hafta kapatacağız. Diğer taraftan da hedefinde 94-23'ler var gibi duruyor. Bollinger üst bandı haftalıkta. Yani haftalığı güzel kapatmış. 4 saatlikten bakıyoruz. 4 saatlik yükseliş devam ediyor. O yüzden bitcoin geri çekiliyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Normalde, normalde dolar endeksi yükselirse bitcoin düşer. Normalde. E geçenlerde hatırlar mısınız arkadaşlar? Dolar endeksi yükseliyordu. Bitcoin de yükseliyordu. Bakın o hamle bile tuzak. Yani şimdiki zaman için bir tuzak mı acaba? Hani o zaman o, o şeyi aşıladılar bize. O algıyı aşıladılar. İşte bak bitcoin de yükselebiliyor. Dolar endeksi yükselirken gibisinden. E şimdi de atıyorum düşürüyorlar bitcoin dolar endeksi yükselirken. Yani arkadaşlar e, acayip şeyler oluyor piyasada. Daha önce görülmeyen şeyler oluyor. Şimdi dolar endeksinde haftalık bollinger haftalık diyorum aylık bollinger orta bandımız var aylık grafikte. Nasıl ki haftalık da önemliyse aylıkta da, da çok çok önemli. Bakın oraya doğru gidiyor gibi hali var. 93.66 iğne de gelebilir üstüne arkadaşlar. 94 bölgelerinde de bir direncimiz vardı demin gösterdim. Yani iğne de gelebilir. Sanki yükseliş devam edecek gibi duruyor dolar endeksinde. Yani bu da Hani normal şartlarda Bitcoin'i geriye çeker değil mi normal şartlarda? Bakalım bir, bir ilk daha yaşanacak mı acaba? Diğer taraftan aylık bazda tamam iyi gidiyoruz ama hala alçalan tepeler var. Mesela Mart 2020 korona krizi her yerde karşımıza çıkıyor. Yani Bir tek kripto paralarda veya para piyasalarında değil dünya genelinde her konuda arkadaşlar... O tarih kilit tarih. Önemlidir yani. Dünyanın değiştiği tarihtir. Mart 2020 yılı. Ve o günden itibaren aylık grafik bu. Tepe, alçalan tepe, alçalan tepe yapıyoruz. Aylık bazda. Ve uzun sürüyor. Ayrıca bir seneden fazla sürüyor bu hareket. Aylık mumlardır. Bakın şimdi yükselen tepeye doğru gidiyor muyuz acaba? Henüz teyit gelmedi. Daha 10 gün var. 10 gün sonra böyle kapatırsa o zaman ilk yükselen tepesini yapacak dolar endeksi. Daha önce böyle bir şey oldu mu? Bakalım. Mesela işte şurada da sert düşüş trendi var. Alçalan tepe. Şurada yükselen tepesini yaptıktan sonra dalga dalga yükselmeye başlıyor. Veyahut şurayı baz alalım. Tepe, alçalan tepe, alçalan tepe, alçalan tepe burada yükselen tepe başlıyor. Ondan sonra tepe yükselen tepe diye gidiyor dip yükselen dip burada da yükselen dip ondan sonra rally iyice devam ediyor bak yükselen dip burada alçalan dip yapılıyor ondan sonra bakın yıllardır toparlayamıyor bu alçalan dip 2017'de yaptı ondan beridir toparlayamıyor arkadaşlar e, rekor kıramıyor yani neyse yani bu m mı önemli bir de yükselen tepe yap yapmayacağı önemli günlük grafiğe gidelim Güllük'te de bollinger üst bandını yardığını görüyoruz arkadaşlar. Güllük bollinger üst bandı üzerine trend şeklinde gitmeye çalışıyor. Önemli destek 92.86. Buran altta 4 saat kapanış gelirse yeniden sağlam bir düzeltmeye gidebiliriz. Yani dolar endeksinde de durumlar bu. Arkadaşlar gelelim sepetimize. BNB'ye bir bakalım nasıl kapatmış haftayı. Günlük grafiğe bakın. Çok detaylı girmeyeceğim arkadaşlar. sadece haftalık grafiğe bakacağım. Şu ortalamaları vesaire açalım. Bakın hala Bollinger orta bandının üstündeyiz. Önemli ortalamaların üzerindeyiz arkadaşlar. BNB haftayı 369 altında pardon 370 altında kapatmaması gerekiyor. Bunu yaparsa sepetimden çıkartırım diye düşünüyorum. Devam edelim. Neo Ne oldu arkadaşlar? önemli seviye şurasıdır. MA50, MA55. 42 seviyesi. 42 altını hafta kapatırsa ne Sepetimden çıkartırım arkadaşlar. Yani bunlar olmadıkça tutarım anlamında söylüyorum. Riskimiz %50 idi. Değil mi? Yani inşallah teyitli bir şekilde olur. Eğer düşüş gelecekse teyitsiz düşmez inşallah. Yoksa zararımız artabilir. Ters bir durumda. Ama bu ortalama kırılmadıkça yeniden toparlayıp yoluna devam edebilir. Yani piyasalar dalga dalga hareket eder. O dalganın retest yeri bura olabilir. Nasıl ki BNB de demin destekten dönmüş. Burada da aynı o şekilde arkadaşlar. Bakın. Yani önemli ortalamalardan destek almışız biz. Gördüğünüz gibi. Yani normalde böyle bir hareketten sonra yeniden yükseliş beklersin. Değil mi? Neo'da da o. Ama nerenin altı tehlikeli anlatıyorum size. Gelelim XLM'ye. Yani bir trend varsa desteğin altına düşmeyecek. Bu kadar. de bakın ulaşmış ortalamaya MA55. Haftayı bu şekilde kapatmaması lazım XLM'nin. Yani 29 altında hafta kapatmayacağız arkadaşlar biz. Şu an haftalık desteğimizde duruyoruz. Bakın altında haftalık kapanışlar tehlikeli olabilir. O zaman bu ölü kedi sıçrayışı olarak değerlendirilebilir. Hatta Bitcoin'deki hareket bile. izleyip göreceğiz arkadaşlar. Hafta bu hafta da öne her hafta önemli ya. Ama bu hafta da önemli. <laughs> yani gördüğünüz gibi son desteğe düşüyoruz yani altcoin'leri de. Hafta altında kapatmayacak. Gelelim FTT'ye. Bakın FTT de rekorunu kırdı vesaire. Geri çekilme yapıyor. İlk ortalamamız nerede? Ta 51 seviyesinde arkadaşlar. Yani FTT'yi de sağ olsunlar düşürmüşler. 51 seviyeleri destek noktamızdır. Yani FTT teknik olarak arkadaşlar 41 desteğimiz var FTT'de. Ama bizim aldığımız bölge 55 bölgesi falan olması lazım. Yani şöyle göstereyim nereden almışız biz. 52 37'den almışız FTT'yi. Yani 41 altında hafta kapatmaması gerekiyor. Yani yüzde yirmi zararımız olur örnek vereyim negatif bir durumda FTT'den. Yani şu an rekor kıran bir ürün var karşımızda. Yükselen bir ürün var. Geri çekilme var. Gayet doğal. Burada da geri çekilme vardı. Burada da vardı. Burada da vardı. Burada da vardı. Burada da. Yani gördüğünüz gibi ara ara geri çekilmeler geliyor piyasalarda. Toparlayıp gidecek mi gitmeyecek mi? Yeter ki 41 altında hafta kapatmaz. Bu olmadıkça tutarım. Madem sepeti satmıyoruz öyle anlaştık. Tutarız o zaman ne yapalım. Diğerine gelelim. SXP. Bakın arkadaşlar SXP de son ortalamasından destek alıyor haftalık. SXP de 2.26 altında hafta kapatmayacak. Şöyle olabilir. Bir tane hafta kapatır. Diğer hafta bir daha üstünde. Ha deriz tuzak kurmuşlar. Ama en azından temkinli gideriz değil mi arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Piyasalarımız çok riskli. Bu piyasalar çok riskli. Yani son kaleye gelmiş gibi duruyor haftalık bazda. Şöyle 2.20 altında hafta kapatmayacağız biz. Yani arkadaşlar sepette son durum bu. Bitcoin'de son durum bu. Dolar endeksinde son durum bu. Piyasalarda son durum bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.